Rüyalar genellikle uykunun 1 ila 1,5 saatte bir tekrarlanan REM yani hızlı göz hareketleri evresinde görülür. Toplam süresi 2 saati bulan rüyalar sırasında göz, orta kulak ve diyafram kasları dışındaki çizgili kasların gücü ciddi biçimde azalır. Çünkü REM sırasında beynimiz bu kasları uyaran nöro ileticileri salgılamaz olur. Böylelikle rüyada gördüklerimizi gerçek yaşama uygulayamayız. Kendimizi pencereden atmayalım, yanımızdakinin boğazına sarılmayalım diye alınan önleme hayran kalmamak elde değildir. Suçların aydınlatılmasında bitkilerden ne çok yararlanılabileceği pek bilinmez. Bu nedenle olay yeri inceleme uzmanlarınca delil olarak görülmez, laboratuvara gönderilmez. Halbuki otolastiğine yapışıp kalmış bir kayısı eziği, kamyonet kasasına düşmüş tek bir yaprak bile şoförün ısrarla aksini iddia etmesine rağmen aracın nereye gittiğini kanıtlayabilir. Uyku tulumundan yastığa, toz topraktan uçak motoruna kadar akla gelebilecek her yerde hayvan tüylerine rastlanır. Özellikle kuş, kaz, tavuk, güvercin tüyleri kolayca bir yere yapışıp kalır, kolayca transfer olur. Bu yüzden güçlü birer delildir. Eğitimli uzmanlar rengi, boyu, şekli ve yapısından yola çıkar, hangi hayvana, hatta hayvanın neresine ait olduğunu saptarlar. Böylelikle ben oraya gitmedim, o yoldan geçmedim, o kuşu vurmadım diyenlerin doğru mu, yalan mı söylediği anlaşılır. Milattan önce 1. yüzyılda yaşamış Suriye kökenli Latin yazar Publius, tek bir saç telinin bile gölgesi vardır demişti. DNA analizlerinden önce olay yerinde saç teli bulundu diye haksız yere mahkum edilenler olurdu. Floridalı Ray Peake onlardan biri. Aynı saç teli tekrar incelenip serbest bırakıldığında 10 yılını demir parmaklıklar ardında idamını bekleyerek geçirmişti. Polisin güç göstermesi bazen görevinin bir parçasıdır. Ancak bazıları orantısız güç kullanmaya ve şiddet göstermeye meyillidir. Az sayıdaki bu çürük elmalar yüzünden teşkilatın tamamı zarar görür ve çağdaş polisliğin olmazsa olmazı vatandaş desteği giderek azalır. Araştırmalara göre karar verme, problem çözme yetenekleriyle iletişim becerileri bulunmayanlar aşırı şiddet gösterme riski taşırlar. Personel alımında bunlara dikkat etmek, ayrıca teşkilat içinde şiddet kültürünü körüklemeyecek politikalar yürütmek gerekir. İçişleri Bakanlığımıza bağlı jandarma teşkilatımız 172, polisimiz 166 yıldır can ve mal güvenliğimizi sağlamak gibi çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Huzur ve güvenliğimizi sağlarken bugüne değin şehit düşen 10 binin üzerinde jandarma ve 2 bin polisimizi rahmetle anıyoruz. Ayça komiseri yaşamla ölüm arasındaki ince çizgiye taşıyanın kim olduğu elbette bulunacak. Ama önce Mahir'in otopsisinden söz edelim. Çünkü Selim'in bundan sonraki yaşamı hem olay yeri incelemesi hem de Doktor Ece ve ekibinin bulgularıyla şekillenecek. Adli tıp uzmanlarının temel görevlerinden biri otopsi sırasındaki her bulguyu titizlikle kaydetmek, şemalar, ayrıntılı tutanaklar ve olabildiğince çok fotoğrafla belgelemektir. Bu aşırı titizliğin faydası çoktur. Örneğin polis kurşunuyla ölenlerin yakınları farklı bakanlıklara bağlı olsalar bile bazen adli tıp uzmanlarının polisle işbirliği yaptığını ileri sürer. Bu belgeler sayesinde bulguların gizlenmediği, değiştirilmediği, hafifletilmediği kanıtlanır. Kimi ülkeler otopsi salonlarına, hatta kriminal laboratuvarlara mağdur ve sanıkların tuttuğu bilirkişilerin gözlemci olarak girmesine izin bile verir. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur. Thank you.